Sezai Karakoç'un küçük naat şiiri, orijinal bir naat, modern Türk şiirinde yazılmış en dikkat çekici, en güzel naatlardan bir tanesi. İsminin küçük olması Sezai Karakoç'un naat hakkındaki ve Peygamber Efendimiz hakkındaki telakkisiyle alakalı. Yani şiirin ufku ona göre naattır. İnsanın ufku nasıl Peygamber Efendimiz ise, şiirin ufku da naattır. Dolayısıyla naat onun şiir tasavvurunda, düşünce dünyasında çok istisnai bir yerde duruyor. Yazdığı naat ona göre, bu istisnai yere göre, bu ufka göre ne kadar başarılı olursa olsun küçük bir naat. Bu naatta dikkat çekici olan şey şu, bir yenilenme fikri var. Yani birkaç yerde birden atıfta bulunduğu şekilde bu naat Peygamber Efendimizle karşılaşma, onu bekleme, onu tanıma ve bunun nihayetinde, bunun sonucunda yenilenen bir konuşmacının, yenilenen şairin, hatta biraz da kendisini çocukça algılayan bir şairin bir girişimi. Küçük naat, göz seni görmeli, ağız seni söylemeli, hafıza seni anmak ödevinde mi diye başlar. Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli, sen Eskimoğların ısınması, sevgililer mahşeri. Gözün seni görmesi, ağzın seni söylemesi, biraz önceki bahsettiğimiz şiirin ve sözün ufkunun naat olmasıyla alakalı. Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli ifadesi de denize açılmaya çalışan, kıyıdan kurtulmaya ve yol almaya çalışan ve bunu hedefleyen birinin bir gemi beklemesi, kurtarıcı bir gemiyi beklemesi imgesiyle örtüşüyor. Zaten hemen ikinci kıtada içimde Nuh'un en yeni tufanı diye bir dize var. Yani tufandan kurtaran Nuh'un gemisine benzer bir şekilde şairin durduğu ve bir türlü giremediği, denize giremediği kıyıdan kendisini kurtaracak olan bir kurtarıcı çağrısı da var bu şiirde. Şiirde bence en dikkat çekici hususlardan bir tanesi yenilenme ile alakalı fikir. Yani şiirde aklım yeni bir akıldır çiçeklerden derken, mantığım mantığın üstünde yeni derken, ben yeni doğmuş bir çocuk gibi derken, hep yeniliğe atıfta bulunurken biz buradan şairin Peygamber Efendimiz'i tanıma, ona seslenme ayrıcalığıyla adeta tazelendiğini, yeni birine dönüştüğünü görüyoruz. Şiir böylece bir umudun şiirine dönüşmüş oluyor.